Türkiye doğrudan sosyalizme geçebilir mi? Yoksa ülkemizde sosyalizmin şartları oluşmamış mı? Eğer oluşmamışsa bu şartları hayata geçirecek bir aşamayla sosyalizme gidebilir miyiz? Bu tartışmalar 1965 yıllarında Türkiye İşçi Partisi'nin gündemini meşgul ediyordu. Bir yanda Mehmet Ali Ayber öncülüğünde doğrudan sosyalist devrimi savunan parti yönetimi, diğer yanda teorisyenliğini Mihri Belli'nin yaptığı milli demokratik devrimi savunan muhalif görüş. Tartışma konusu Türkiye'de sosyalizme doğrudan mı yoksa aşamalı şekilde mi geçileceği ile ilgiliydi. Biliyorsunuz, Marksist literatürde sosyalist devrim yalnızca gelişmiş kapitalist ülkeler için geçerli. Bir ülke feodal üretimden kapitalist üretim ilişkilerine ancak tam anlamıyla geçince sosyalist devrim gerçekleşebilir. Çünkü ayakları yere sağlam basan işçi sınıfı o zaman oluşabilir. Peki ya Türkiye feodalizmden kapitalizme geçiş yaşamış mıydı? Türkiye'de kendi ayakları üzerinde duran bir emekçi kitle oluşmuş muydu yoksa halkın büyük bölümü köylerde feodal tarzda mı yaşıyordu? Bu soruya tip içinden iki ayrı cevap geldi. Doğrudan sosyalist devrime gidilebileceğini düşünen tipe göre Türkiye bağımsız ve demokratik bir ülkeydi. Cumhuriyetin ilanından sonra demokratik devrim gerçekleştirilmiş, emperyalizm ülkeden kovulmuştu. Ama yıllar sonra iktidara hakim olan burjuva sınıfı kendi çıkarları için emperyalizmi yeniden yurda sokmuştu. Yani Türkiye 1920'lerde demokratik devrimi zaten yaşamıştı. İşçi sınıfının öncülüğünde sosyalist devrimi gerçekleştirmek için uygun koşullar oluşmuştu. Şimdi yapılması gereken Demokratik araçları kullanarak iktidara gelmek ve sosyalizmi hayata geçirmekti. Ancak Mihribeli'nin başına çektiği Milli Demokratik Devrim Hareketi hiç de öyle düşünmüyordu. Onlara göre Türkiye feodal kalıntılardan kurtulamadığı gibi Atatürk döneminden sonra bağımsızlığını da kaybetmişti. Yönetim emperyalizmle işbirliği içindeki sermaye sahiplerinin ve toprak ağası gibi feodal yapıların elindeydi. Bağımsızlığını kaybeden emperyalizmin yarı sömürgesi olan bir ülkede sosyalizm kurulabilir mi? Tabii ki hayır. Bu yüzden Türkiye önce milli demokratik devrim yaşamalıydı ancak bunun ardından sosyalist devrim gelebilirdi. Peki bu milli demokratik devrim kime karşı yapılacaktı? Daha da önemlisi bu devrimi kim yapacaktı? Devrim, emeğiyle yaşayan Türkiye proletaryası, ufak üretim araçlarına sahip olsa da yine emeğiyle geçinen şehir ve küçük köy burjuvazisi ve en yoksul kesim olan köylülerle birlikte emperyalizm, işbirlikçi sermaye ve feodal yapılara karşı yapılacaktı. Devrimi yapacak kesim milli cephe olarak adlandırılıyor. MD de bu cepheye sömürücü sınıflar hariç herkesi katıyordu. Milli Cephe ya kırlardan kentlere yığılacak bir halk savaşıyla ya da ileride yaşanacak tartışmalarda savunulan yollardan biriyle demokratik devrimi gerçekleştirecekti. Milli Cephe'de asker, sivil, aydın zümre de vardı asker sivil aydın zümreden kasıt, gerek orduda gerekse devlet bürokrasisinin çeşitli kademelerinde bulunan Kemalist aydınlardı. Bu sınıf Osmanlı'nın çöküş döneminde ortaya çıkmış, cumhuriyeti kurmuştu. Türkiye'de anti-emperyalist ve bağımsızlıkçı bir rolü vardı, bu yüzden milli demokratik devrimdeki yeri çok önemliydi. Zaten başta Mihribelli olmak üzere tüm MDD'ciler sosyalizmle Kemalizm arasında olumlu bir ilişki kuruyor. Kemalizmi yarım kalmış demokratik devrim olarak görüyorlardı. Belli Türkiye'de karşı devrim yazısında şöyle demişti. Kaldı ki Kemalizm ile sosyalizm arasında aşılmaz duvarlar yoktur. Atatürk'ün en büyük çabası genç kuşaklara Türk milli gururunu telkin etmek olmuştur. Milli gurur iyi bir şeydir. Milli gurur insanı sosyalizme götürür. En sağlam sosyalistler o yoldan gelmişlerdir sosyalizme. Yani Kemalizm ilericiliğin bağımsızlığın adıydı, anti-emperyalist ve anti-feodaldi. En başta halkı örgütleyip kurtuluş ile bağımsızlığı kazanmış, milli ve layık bir devlet kurma yoluna girmişti. Böyle ilerici bir hareket elbette MDD'cilerin yapmayı istediği milli demokratik devrimin kurucu unsurlarından biri olmalıydı. Aslında MDD hareketi devlet içerisindeki Kemalist bürokratlardan ve subaylardan destek bekliyor, onları etkilemeye çalışıyordu. Özetle MDD'ciler Türkiye'deki çarpık kapitalistleşme yüzünden henüz kendi ayakları üstünde basamayan işçi sınıfına güvenmiyorlardı. İşçi sınıfı hem sayıca yetersiz hem de sınıf bilincinden uzaktı. Tek başına başarıya ulaşamazdı. Bir yandan feodal yapılar halk üzerinde etkinken, toprak ağları köylüyü ezerken, bir yandan ülkede sağcılar iktidarken, diğer yandan da emperyalizm ve onunla işbirliği içindeki sermaye ülkenin bağımsızlığını tehdit ederken sosyalist mücadele verilemez diyorlardı. Önce feodalizmi yıkacak ve bağımsızlığı tekrar kazandıracak bir mücadele lazımdı. Bu mücadelede işçi, köylü, küçük burjuvazi, ordu, bürokrat herkes devrilmeliydi. MD de işbirlikçiler dışında toplumun tüm kesimlerini demokratik devrimi yapacak milli cepheye dahil etmişti. MDD'ciler milli cephe stratejileri üzerinde çalışırken zamanla tip yöneticilerinden rahatsız olmaya başladı. Çünkü onlara göre tip doğrudan işçi sınıfına dayanan bir sosyalizm istiyordu. İşçi sınıfı zaten zayıf ve bilinçsizdi. Tüm mücadeleyi bu sınıfa indirgemek, küçük burjuvaziyi, asker sivil bürokratları ve köylüleri dışlamak demekti. Sadece bilinçsiz işçi sınıfına dayanarak yapılan sosyalizm mücadelesi işe yaramayacağı gibi sayılan diğer kesimlerin bir araya gelmesini de engellerdi. Bunun yanında MDD'ciler parlamenter demokrasiye hiç de sıcak bakmıyorlardı. Bağımsızlık yoksa demokrasi de yoktur deyip Türkiye'de Filipin tipi demokrasinin olduğunu söylerken tip başkanı Mehmet Ali Aybar bunu kesin bir dille reddediyor, anayasaya uygun bir mücadele yürüteceklerini söylüyordu. Diğer yandan tipin en popüler milletvekili Çetin Altan 61 anayasasının sosyalist bir anayasa olduğunu ileri sürdü. Yani tip legal yollardan umutluydu, macera istemiyordu. Mihribelli öncülüğündeki Milli Demokratik Devrim Hareketi tipin bu tutumlarına daha fazla dayanamazdı. Ya partiyi ele geçirip MDD çizgisine getirecekler ya da etkisizleştireceklerdi. MDD'nin parti ele geçirme tavırları karşısında tip muhalifleri partiden ihraç etmeye başladı. MDD'ci muhalefet 1970'lere kadar sürse de tipi ele geçiremedi. Ancak 1968 gençliği ateşliydi. Bir yandan Avrupa'daki gençlik hareketlerini izliyor, diğer yandan Latin Amerika devrimlerini görüyor, öbür yandan Çin'deki kültür devrimine şahit oluyordu. Türkiye'de de üniversite işgalleri, boykotlar, 6. filoyu protesto mitingleri, NATO'ya hayır kampanyaları, grevler gitgide büyüyordu. Tüm dünya sosyalist takımlarla çalkalanırken TIP yönetimi ısrarla sokak hareketleri iktidarın oyunudur. Faşizmi çağırır, sakin olun, demokratik seçimlere güvenin diyordu. Bu tutum heyecanlı gençleri tatmin eder miydi? Ne yani Türkiye'deki 68 kuşağı oturup seçimleri mi bekleyecekti? Bunların yanında sosyalist bir yapıya evrilen FKF'de başkanlığa Doğu Perinçek seçilmişti. Perinçek tipin desteğini alsa da MDD tezlerine yakın biriydi. Bütün bu şartlar gençler arasında MDD'nin popülerleşmesini sağladı. Önceden tipin gençlik yapılanmasındaki Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Doğu Perinçek, İbrahim Kaypakaya gibi gençler kendilerine daha yakın buldukları ve heyecanlarını tatmin edebilecek MDD çizgisine kaydılar. 1960'ların sonlarında sol akımlarda bunlar yaşanırken sokaklarda sağ-sol çatışmaları iyiden iyiye kendini belli ediyordu. Üniversite öğrencilerinin sosyalist milliyetçi kavgaları, işçi eylemlerine saldıran sağ gruplar ve kanlı pazar gibi olaylar solcuları zamanla radikal uçlara savurdu. Sosyalistler dünya çapında bu radikalliği tatmin edecek devrimlerden ilham almaya başladılar. Milli demokratik devrimin yol haritasını çıkarmak için dünya çapındaki sosyalist devrimcilerin ve teorisyenlerin kitapları Türkçe'ye çevrildi. Solcular Lenin'den, Marx'tan ve özellikle Mao'dan beslendi. Evet devrim olmalıydı ama nasıl? Herkes bu nasıl sorusuna teorik cevap vermeye çalışıyordu. Bunun yanında tipten umudu keserek Türk Solu dergisini çıkaran Mihribelli ve arkadaşları da demokratik devrimin strateji ve taktikleri için yazılar yazmaya başladı. Ancak sosyalist teoriyle bu kadar ayrıntılı ilgilenmek MDD içinde bölünmelere sebep olacaktı. Milli Demokratik Devrim Hareketi içindeki ilk bölünme 1969 yılında Mihribelli ile Doğu Perinçek arasında yaşandı. Perinçek grubu demokratik devrimin öncülüğünü, işçi sınıfının yapamayacağını, bu şartların oluşmadığını ileri sürdü. İşçi sınıfı yetersizdi, bu yüzden Çin ve Vietnam'da olduğu gibi halk savaşı stratejisine yönelmek gerekiyordu. Doğu Perinçek'in yanında Hasan Yalçın, Gün Zileli ve İbrahim Kaypakkaya vardı. Mihribelli grubuysa Milli Demokratik Devrim'in öncülüğünün işçi sınıfında olması gerektiğini söyleyip Perinçe'yi sert şekilde eleştirdi. Mihribelli'yi Mahir Çayan destekledi. Doğu Perinçey'in tarafı beyaz aydınlık olarak adlandırılırken Belli grubu kırmızı aydınlıkçı olarak anılmaya başlandı. Taraflar kendi dergilerini kurdular. Burada bir parantez açayım. Taraflar bu bölünmeyi farklı şekilde anlatıyor. Perinçe grubuna göre işçi önderliğini Doğu Perinçek değil aslında Mihribelli istememiş. Kırmızı-beyaz aydınlıkçı bölünmesi başlangıçtı. Mahir Çayan bu bölünmede Mihribelli'nin yanında yer almıştı ancak bir süre sonra Belli'yi de işçi sınıfına yeterince güvenmediğinden dolayı eleştirmeye başladı. Teoride ve pratikte işçi sınıfına güvenmeyen solcuları sağa sapma ile suçladı. Daha sonra kırmızı aydınlıkçıları böldü, Latin Amerika devrimlerinden etkilenerek THKPC'yi kurdu. Bu illegal parti, Türkiye'yi emperyalizmin işgali altında gördüğünden silahlı eyleme girişmeyi kendinde hak olarak görmüştü. Dünyadaki sosyalizm akımının yarattığı coşku, Kızıldere'de trajik bir sonla bitecekti. MDD'den çıkan bir diğer oluşum olan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kurduğu THK'oysa, ideolojik teori, program gibi şeylerle uğraşmadı. Zaten THK'o içinde bulunanlar da tam olarak fikir birliği içinde değillerdi. Birkaç broşürle kendilerini duyurdular. Hangi sınıftan olursanız olun gelin Türkiye'nin bağımsızlığını geri alalım diyen bir broşürlerinde tek yolun silahlı mücadele olduğunu söyleyip illegal yollara başvurdular. Zaten isminden belli. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu. Ordu yani. THKO bir işçi hareketi değildi. İşbirlikçi olarak gördükleri yönetime ve burjuvaziye karşı mücadeleye esas alan, teoride toplumun farklı kesimlerini barındıran bir öğrenci yapılanmasıydı. Son olarak kırmızı beyaz aydınlıkçı bölünmesinde Perinçe grubunda olan İbrahim Kaypakkaya diğerlerinden farklı bir isimdi. Aydınlığın bölünmesinde Perinçe grubunda bulunan Kaypakkaya'nın diğer MDD'cilerin aksine Kemalizme karşı radikal bir karşıtlığı vardı. Kemalist devrimi emperyalizm ve feodalizmle işbirliğine girmekle suçluyor, komünist düşmanı olduğunu iddia ediyordu. Kaypakkaya önceleri Perinçek'in başını çektiği TİKİP'te yer almıştı mücadelenin kırlardan kentlere doğru gelişen halk savaşı şeklinde silahla yapılması gerektiğini düşündüğünden bu hareketten ayrılarak TKPML'yi kurdu. Katı bir Kemalizm karşıtı olması İbrahim Kaypakkaya'yı o dönemin tüm sol akımlarından ayırıyordu. Özetleyecek olursak, Milli Demokratik Devrim Hareketi, dünyanın sosyalizmle çalkalandığı bir dönemde Türkiye'de işçi sınıfının yeterince güçlenmediğini öne sürerek sosyalizme aşamalı şekilde gidilebileceğini savundu. Demokratik devrimin yapılarak bağımsızlığın kazanılmasını ve feodal yapıların yıkılmasını önceledi, bu uğurda halkın birçok kesimini içine alan milli cephe oluşturmaya çalıştı. Kemalist devrimin yarıda kalmış bir demokratik devrim olduğunu söyleyerek Kemalizm ile sosyalizm arasında bir olumlu ilişki kurmaya özen gösterdi. İlk önce Mihribelli'nin Yön dergisinde yazdığı yazılarla temelleri atılan bu hareket yönün kapanmasıyla kendi yayın organı olan Türk Solunu kurdu. Tip içinde mücadele etse de parti yönetimini etkileyemedi ama demokratik yolları reddetmesi gençler arasında popülerleşmesini sağladı. Mihribelli 12 Mart'tan sonra ülkeyi terk ederken MDD'ci birçok genç illegal yollardan sosyalizm mücadelesi verirken canından oldu. Mücadele biçimleriyle çok ses getiren Milli Demokratik Devrim Hareketi Türkiye'deki sosyalizm yorumlarından biri olarak tarihteki yerini koruyor.